Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Kanalıma hoş geldiniz ve İdil'in mutfağına hoş geldiniz. Merhaba. hoş geldin İdil kanalıma. Sen de benim mutfağıma hoş geldin Ayşenur. İyi ki geldin. Sağ olasın. İdil'le biz biliyorsunuz Brand Week'te bir aradaydık. Geçtiğimiz haftalarda yayınladık. Orada sohbet ettik, dedik birbirimize neden konuk olmuyoruz diye. Ve de tarif olarak düşünürken de ben onun kanalına baklava yapalım, baklava yokmuş onun kanalında diye düşündük. Şimdi fırında pişiyor, onu İdil'in kanalından izlemeyi ihmal etmeyin, çok güzel oldu. Bayağı güzel gözüküyor gerçekten. Başlıyor yavaş yavaş ve İdil de bana makaron yapacak. Evet. O da benim kanalımda yoktu, ne hikmetse. Tam isabet oldu. İdil gerçekten çok güzel, dünya mutfağından tarifler paylaşıyor. O açıdan çok beğeniyle takip ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de aynı şekilde seni beğeniyle takip ediyorum. Evet, gerçekten sevindim yani. Böyle hızlı giriş yaptık hemen işte çekimler falan ama yani iyi bir arkadaş olduk bence diye şimdiden düşünüyorum. Ben de. Sen mutfakta olmak zevkli. Evet. Hemen yapmaya başlayalım daha fazla bekletmeden. Tamam. Ben o zaman malzemeleri sayayım. Tamam. Ayşenur şöyle bir şey var. Makaron çok hassası olduğu için tartı kullanmak her zaman için daha garanti oluyor ama ben böyle aşağı yukarı neye denk geliyor onu da söyleyeceğim. Evet, ben rica ettim ama gram eğer tartınız varsa mutlaka gramla yapmaya çalışın. Yine de ortalama bir şeyler söyleyeceğiz ve yazacağız da zaten videonun altında. 80 gram yumurta beyazı, 2 büyük yumurtanın beyazı olarak düşünebilirsiniz. 140 gram badem unu, toz badem ya da badem unu olarak satılıyor. Evde bademi çekerek olmuyor çünkü yağını bırakıyor. Evet. Ondan dolayı bu Eminönü'nde satılıyor yani İstanbul'da yaşayanlar varsa. Çekilmiş ya da internetten de bulabilirsiniz. Evet. Bu da yaklaşık 140 gram ne kadara denk geliyor? 1 su bardağı artı 2-3 yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. 50 gram pudra şekeri, 2,5-3 yemek kaşığı diyelim. 100 gram beyaz çikolata, zaten çikolatayı satın alırken arkasında gramları yazar. Evet, sorun olmuyor. O sorun olmaz. Burada 160 gram toz şeker var, 1,5 su bardağı kadar o da. Ve de 50 gram krema var, o da böyle 200 mililitrelik tetrapaklar var. Hani onların dörtte birine yaklaşık şey yapıyor, çeyrek su bardağı bunlardan kadar. Bunlardan hangileri krema arasına kat olacak? Ganajı şu krema ve çikolatayla yapacağız. Tamam, bu arasındaki ganaj, diğerleri de makaron. Makaron. Gıda boyası kullanacağız biraz. Bir de bir tanesini limonlu yapalım diye düşündük, sarı renkte yaparız. Onu da biraz limon kabuğu rendesi kullanacağız ama onlar daha sonra. Tamam. İlk o zaman ganajı yaparak başlayalım. Tamam. Evet, şimdi ilk ne yapıyoruz İdil? İlk önce kremayı böyle ufak bir tencereye alıyoruz. Kaynama noktasına getireceğiz. Kaynama noktasına geldiğini gördüğümüz anda altını kapatacağız, çikolata ekleyeceğiz. Tamam. Kenardan şöyle köpükler çıkmaya başladığını gördüğümüzde altını kapatıyoruz. İçine çikolatayı alıyoruz. Çikolatayı ince doğramak önemli ki daha rahat karışsın diye. Şimdi biraz kendi ısısında erimesini bekleyeceğim. Ondan sonra şöyle bir karıştıracağım. Böylece iç dolgusu hazır olacak. Harika. Benmari usulü yapmaya gerek yok hiç yani. Hiç gerek yok. Aynen. Harika. Tamam, şimdi çikolata kendi ısısıyla eriyor kremanın içinde. Aynen, onu sonra bir ara şöyle spatula ile karıştırınca zaten ganaş hazır olacak. Evet, burada da çok temiz bir cam kase aldın. Demin gördüm kuruladı da. Çok temiz olması önemli çünkü sen söyle. Yumurtaların iyice böyle koyu bir kıvama gelene kadar çırpacağız. Eğer böyle birazcık bile ıslak kalsa ya da içinde bir kirlilik olsa bu yumurtanın kıvamını etkiliyor. Biraz da onun daha güzel kıvam alması için tuz ekliyorum. Bu da o merengin iyice koyulaşması için bize yardımcı olacak. Şimdi bunu ilk önce biraz çırpacağım, bir 2-3 dakika. Hafif köpürdüğünü göreceğim. Ondan sonra toz şekeri ekleyeceğiz. Sonra bayağı bir 7-8 dakika boyunca artık iyice bir macun olacak. Yani iyice koyulacak kıvama gelene kadar çırpmaya devam edeceğim. Tamam, yapıyoruz. Bu kadar köpürmesi yeterli. Bir 30 saniye, bir dakika arası. Evet, yani mikserin şeyine göre. Şimdi şekeri ekleyip bu sefer artık iyice bir macun kıvamına gelene kadar çırpmaya devam. Hepsini birden ekledim. Hepsini şekeri. Birden ekledim, tamam. Evet. Bayağı uzun çırptık değil mi? Evet evet, bayağı güçlü bir mikser gerekiyor değil mi? Evet. Ona göre değişiyor. Şöyle istersen yani, şey yapalım. Aynen, yani oldukça gerçekten koyu. Gerçekten koyu. Evet. Çok akmıyor bile. Tamam. Şimdi badem ununu ekleyeceğiz. Şimdi şeyi buraya alıyorum, badem ununu. İçine de pudra şekerini ekliyorum. Tamam. Bunları burada ilk önce bir harmanlıyorum. İyice içe geçtiklerinden emin oluyorum. Tamam, pudra şekerini de burada kullandın. Pudra şekerini de burada kullandım, aynen. Tamam. Toz şekeri merengde pudra şekerini burada kullandım. Aslında bizim acı badem tarifi de buna oldukça yakın. Evet evet, doğru hakikaten. O da bir makaron. Daha böyle bir macun kıvamında oluyor sanırım. Aynen. Ve daha bir yoğun oluyor.
Aynen. Makaron da daha bir havalı, böyle etekli. Biraz daha. O, evet, o piştiği zamanki fırfırları oluşuyor hani, evet, genellikle. Ona böyle etekten pişiriyorlar. O çok önemli. Evet. O çok önemli. Hı-hı. Şimdi hepsini, her şeyi karıştırdım. Şimdi artık buna ilave edeceğim. Burada, hı-hı, artık sadece spatula kullanıyoruz. Çünkü yumurta beyazının formunu öldürmeyelim diye. 3 posta da ilave edeceğim. Tamam. Güzelce yedireceğim. İyice her şey homojen bir hamur olduğu zaman ondan sonra rengini vereceğiz, sıkma torbalarını alacağız, ondan sonra pişireceğiz. Hı hı. Gerçekten şey aslında, çok zor değil ama püf noktaları var. Ve de gram ölçüleri var tam tutması için. Evet. Önemli olan onlar birazcık. Önemli sanırım. Olan gram, merengin iyi olması. Hı hı. Bunu da karıştırırken hep böyle alttan üste doğru, hı hı, karıştırırsak tatlı, evet, aynen, daha iyi sonuç elde ederiz. Hı hı. Evet arkadaşlar, burada da daha yakından göreceğiniz üzere havasını söndürmeden badem ununu karışıma ekliyoruz. Bundan sonra yarısını ayrı bir kaba aktarıp bir kısmını pembe renkle, bir kısmını da sarı rengiyle renklendirdik. Ama siz tabii ki kendi doğal rengiyle de bırakabilirsiniz. Elde ettiğimiz makaron karışımlarını da sıkma torbasına yerleştirip şekil vermek üzere hazır hale getirdik. Tamam, şimdi ne yaptık? Renklendirdik gayet güzel. Hepsini şeyleri, badem unlarını karıştırdıktan sonra hepsini yakın çekimde torbalara koyduk. Sen hazırlamışsın zaten, burada duy takılı düz bir şekilde değil mi? Evet, yuvarlak, hı-hı, ama mesela evde yoksa hani direkt poşeti keserek de olur. Hı-hı. Sıkma torbası yoksa buzdolabı poşetini, evet, keserek de olur. Yani bir şekilde, evet, çözüm olur. Ama buzdolabı poşeti olursa sağlam olanlarına dikkat edin, yoksa patlıyor. Ha, evet. Çok kötü oluyor. İnceleri de var çünkü onların. Şimdi bunu böyle şöyle keseceğim. Tamam. Hı-hı. Ondan sonra duyu içinden çıkaracağım. Bu şeyler de satılıyor Ayşenur. Makaron yapmak için yine Eminönü'nde şeyler var. Böyle yapışmayan yağlı kağıtlar var. Üzerinde de daireler, hı, var. Evet. Hani o büyüklüğe geldiğiniz vakit, doğru, ondan sonra şey, düzgün, onu da alabilirsiniz ama düzgün çıkıyor değil mi? Aslında şöyle ufak ufak yani. Şey de olabilir sanki, öyle hatırlıyorum ben. Mesela fırın kağıdının bir tarafına çizip sonra ters, aynen, çevirip aynı şekilde görüntü, o da olur, düzgün olabilir. Aynen, yani, aynen. Tamam. Aklınızda bulunsun. İlk birkaç tane her zaman için kötü çıkacaktır. Gitgide yapa yapa daha güzel şekiller alır. Bu sizi korkutmasın. Hı hı. Yine makaron çok hassas bir tatlı olduğu için piştikten sonra da birkaç tane fire verebilir. O da gayet normaldir. Tamam. Sonra aman ben yapamadım olmasın. Bunların hepsi normal. Yani, tabii ki. Her yaptığımız bir şey tecrübe sonuçta mutfakta. Şimdi şöyle biraz yakın tutarak, hı hı, bastırıyoruz. Bu kadar. Böyle güzel çekiyoruz. Yan yana, tamam, yan yana yapıyoruz. Ay güzel oldu. Evet, renkleri çok, evet, güzel. Evet, şeyleri de, ebatları da böyle eşit eşit oldu. Şimdi fırına vermeden önce son yapacağımız şey, bunu böyle tutarak hızlı hızlı tezgaha vuruyoruz. Tamam. Hem şu üzerleri düzeliyor, hem de içindeki hava kabarcıkları çıkıyor. Hı-hı. Bir de mesela bunları dizerken çok yakın dizmemek lazım. Mesela benim şunlar biraz yakın oldu. Hı-hı. Hani aklınızda olsun, böyle araya ufak ufak şey aralık bırakmak. Için. Evet, iyi, evet, fikir oluyor. Tamam. Şimdi vuralım. Hı-hı. Güzel bir stres atma yöntemi aynı zamanda. Şöyle ben... Şöyle çevireceğim, tamam, bir de. Çünkü hani bu tarafı daha düz oluyor. Sen. Aynen. Yağlı kağıdı da tutmak lazım tabii bu, hı-hı, arada da. Şimdi bunlar hazır. 125 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Fansız fırın tam 15 dakika. 15 dakika sonra hazır olacak. Tamam. Kurabiyeler, makaronlar 15 dakika pişirdik. 15 dakikayı geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Evet. Fırından alırken hala biraz yumuşak olabilir. Fırın tepsisinde bir 5-10 dakika ılınmaları için bekliyoruz. O zaten o sırada soğuyacaktır. Daha çok pişirirsek bu sefer o içinin güzel kıvamını, evet, yumuşaklığını kaybetmiş kıvamı, oluyoruz. Evet. Kremayı da hiçbir şey yapmadık. İyice, hı-hı, soğudu zaten. İki farklı kaba aldık. Bir tanesini şimdi sarıları limonlu yapalım demiştik. Hı-hı. Üzerine şöyle limon kabuğu rendesi. Evde limon aroması varsa o da olur. Evde mesela gül aroması varsa pembelerin içine biraz gül aroması da, evet, eklenebilir. Çok yakışır bence de. Ben de senin için çıkarmaya başlayayım. İspatula ile daha rahat oluyor. Çok daha rahat oluyor. Şöyle de eteklendi zaten. Evet, harika. O eteklenmesi gayet güzel
profesyonel olduğunu göstergesi oluyor. Çok güzel. Dediğim gibi arada mutlaka fireler olacaktır. Üzeri çatlayanlar olabilir. Hafif böyle şey olanlar olabilir. Sakın dert etmeyin. Gerçekten makaron yapan herkesin firesi oluyor. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Şöyle yapıştırıyoruz. Evet, gayet güzel oldu. İşte bu kadar. Hepsini tamamlayacağız bunları. Tamam. Bunun içine bir şey koyacağız. Onu vanilyalı bıraktık. Bence de. Vanilyalı da olur. Aynen. Ama yani herhangi bir şey de tamam, olabilir. Hepsini şekil vermeye devam edelim. Ondan sonra dönelim. Tamam. Evet, makaronları hazırladık. Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi ki geldin Ayşenur. Çok keyifliydi bugün. Gerçekten. Hem baklava yapmak hem makaron yapmak. Aynen. Baklava için o da soğuyor şu anda. Şerbetleyeceğiz birazdan. Onu izlemek için mutlaka İdil'in kanalına da uğrayın. Geçmişken takiplediyseniz hala takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Onun dışında teşekkür ediyorum mutfağında ağırladığın için. Ayrıca kanalıma geldin ama özellikle mutfağıma da bekliyorum. Orada ayrı bir tarif daha birlikte çekeriz. Seve seve. Aklım çarşaf böreğinde kaldı. Hayır, olabilir. Seve seve gelirim. İnşallah. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni bir tarifte. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.